Şimdi Cenk şu anda yani kadroda aslında sadece toplayacağımız kadroyu genelde biz oynamasalar bile mevcut kadroyu toparlayıp hem durum tespiti yapmak hem hedefleri söylemek için bir arada olmak istiyoruz ama oynama bakımından Cenk bizimle olmayacak. Yani belki Eylül, Ekim'de de olmayacak, Kasım'da bilmiyorum. Buna benzer oyuncularımız vardı. Merih, Yusuf, Abdülkadir onlar iyi durumdalar. Dorukhan daha önce olup da yine yani yine böyle sayıları çoğaltabiliriz. Düzelme var ama maç performansını bilmiyoruz şu anda. Onların bir sıkıntısı var. Bir diğeri de transfer olan arkadaşlar var. Şu anda boşta olan bazı arkadaşlarımız var. Yani eski kulübünde kalmayacağı belli ama yeni kulübü de belli değil. Dolayısıyla böyle bir boşluklarımız var. Bunları yakından göreceğiz. Belki genç oyuncularla oynayacağız. Yani daha önce işte kampa girip iyi çalışanlar, müsabakası alan oyuncularla. Yani bu Eylül ayı biraz farklı geçebilir bizim için. İnşallah maçlar devam eder. Bir de o tabii o riski de görüyoruz. İleride Eylül veya Ekim'de maçlar oynanır mı? O soru işareti de var bizde. Biz oynanacak bir şekilde hazırlıyoruz. Sakat olan oyuncularımızdan düzelmesi sevindirici. Müsabaka formunu yakalamasını bekliyoruz. Şimdi bu konu ve yani bu liglerin sayısı, işte düşme, kalkma, yabancı oyuncu konusu, aynı şekilde işte sezon planlamasında maç takvimleri, işte alt yapılar, bunlar hep tabii futbol adamları bizi ilgilendiriyor. Ben bu konularla ilgili fikrimi yönetime söyledim. Daha önce kısmen de iletmiştim. Görüş farklılıklarımız olabilir. Ama şu anda bu görüş farklılıkları sadece ülkede de olabilir. Bunların yeniden görüşülüp değerlendirmesinden yanayım. Şimdi alınan her kararının da tekrar gözden geçirilmesinden yanayım. Bunu önümüzdeki dönemde iyi kullanmak gerekiyor. Şu anda çünkü böyle ben yaptım oldu bitti yerine Türkiye'nin geleceği için adımlar atılmasını isterim. Ülkenin de üretime ihtiyacı var. Üretim olmadığı için tüketimde tartışmamız daha fazla büyük oluyor. Ve bu tartışmada da senin fikrin benim fikrim şeklinde kalıyor. Hiçbir zaman ben söyledim de siz beni dinlemiyorsunuz. Siz deyince ben dinlemiyorum. Bu genelde ülkemizde böyle maalesef bir durum oluştu. O yüzden bu kavga yapılacak ortamı tartışmasına girmek istemiyorum. Benim hedefim bu önümüzdeki sene sadece A milli takımın yapacağı yarışmalarda ki yoğun bir yarışmaya gireceğiz. Uluslar Ligi Eylül, Ekim, Kasım'da olacak. 6 maçımız var. Aynı zamanda 2 tane hazırlık maçımız var. Almanya ve Hırvatistan var. Arkasından Mart ayında Dünya Kupası elemeleri var. Haziran ayında Avrupa Şampiyonası finalleri var. Tekrar seneye Eylül, Ekim, Kasım'da yine Dünya Kupası elemeleri var. Akabinde inşallah hedefimiz o. Dünya Kupası'na katılmak, Katar'da müsabakalarda yarışmak. Tek önceliğim ve tek hedefim bu. Çünkü ülke futbolu için milli takımın başarısı çok önemli. Şu anda kulüplerin uluslararası anda başarısını temenni ediyorum, bekliyorum ama bu konudaki sıkıntıları biliyorum. Oraya bağlı başarıya gidecek olan anlayışı da biliyorum, paylaşıyorum ama o konuda girersem içinde bir kendimi bir kavgada bulduğumu görüyorum. Doğru bulmuyorum. Ben kendi işime bakacağım. Yani sadece A milli takımla uğraşacağım. Altyapıdan oyuncu gelmesini de istiyorum. Üretimde kesinlikle esas olduğunu kabul ediyorum. Ama diğer konuların biraz suni olduğunu düşünüyorum. Yabancı sayısı, işte altyapıdaki oyuncuların durumları, onları hepsini bilmeme rağmen söylüyorum. Konuştuklarımızın tartışma ortamı içerisinde kavgaya dönüşmesi, sen dedin, ben demiştim, öyle istiyor, böyle istiyor diyor. Topyekun ülkeye geldiği için toplumun katmanlarında ki bunun için hazırlık yapmıştım ama şu anda alınan kararların bazılarına katılmasam bile saygı duymak durumundayız. Ben zaten düşüncelerimi yönetime söyledim ama dışarıda konuşmayı doğru bulmuyorum.